Çerçeve. Kuru arı yavru atıyordum. Yani o iki tane koyduğu çerçeve şakır şakır düşüyordu. Ya kata geliyordu. Ben iki sene önce yaptığım bir bölmede çok şaşırdım. Arıyı böldüm. Bu ana kova. Arıyı böldüm. Anasını B kovanına. A kovanında şey bıraktım. Bir çerçeve bıraktım. Tarlacılar ona girsin diye. B kovanında yavru var, duvar var. Arı yoğunluğunun hepsini de oraya koydum. B kovanında. Ondan sonra dedim ki A kovanı yağma yemesin. Zaten bir çerçeve. Ondan sonra ben dedim bunu şey yapayım. Ön tarafını, giriş deliğimi daralttım. Daralttım. 3 gün sonra geldim. B kovanında ana mana yok. Bir gittim A kovanına baktım ki A kovanında 2 tane ana var. Biri uçağın giden, giren ara, biri de benim taktığım ana. Daha kafesten çıkmamış. Ne yapıyorsunuz siz dedim. Ondan sonra aldım. Ne dedi ya? Ondan sonra aldım bunları. Bu şeyi, anayı. Tekrar getirdim. B kovanına koydum. Dedi ki sen nasıl olsa tarlacıların gitti. Arıcılar var. Daha sen gidemezsin diye. Bir daha gidiyor mu gitmiyor mu diye kontrol etmek için de kovanının kapağını kapattım. Giriş kapağını kapattım. Nasıl olsa tarlacılar 3 gün girdi. Kalsın 3 gün bakayım ne olacak buna diye. Tarlacılar 3 gün dışarıda mı kalsın? Dışarıda kalsın. Bakayım ne olacak diye. Sonra bir gittim. Artık A'nın mı B'nin mi tarlacıları B kovanındaki anayı topak yapmışlar. A kovanının girişine tam girişin ucuna tam şeye orada topak yapmışlar duruyorlar. Ondan sonra ben dedim ki baktım B kovanındaki ana mı diye. Ana aynı. A kovanın içine baktım. Ana duruyor mu yerinde? Kovan duruyor. Kovanda ana duruyor. Bu sefer gene o anayı topak, yumak olan ana aldım gene B kovanına koydum. Tekrar koydum. Bakayım ne yapacak diye. Ucunu açtım. Bakayım gene içeri mi girecek A kovanına. Bu sefer ana A kovanına giremeyince A kovanının ön tarafında çimenlerin üstüne aynı şekilde gene yumak yapmış. Gene yumak olarak dökülmüş. Bu ana B kovanından A kovanına niye gidiyor? Tarlacılar niye yumak yapıp bunu alıp? Sen öyle bir şey yapmışsın ki arılar demiş ki ulan bu kovanın ağzını tükürdüler. Bunu yapsa bu ana adı yapmış. Oradan oraya geziyor. Tamam mı? Anaya çökmüşler yani. Şimdi anayı kesmek için mi çökmüşler yoksa anayı kaçırmak için mi çökmüşler? Yani sen, oğul verdirmek için bak, mi çökmüşler? Ne düşündüklerini bilmek için mantık yürütmen lazım. Önce yapılanı kıyaslaman lazım. Yapılan ne? Sen bizim yaptığımızın tam tersi bir bölme evet, işlemi zıt bir bölme yaptın, tamam. Zıt bölme. Şimdi zıt bölmeyi biz yapmadığımız için ona karşı yorum yapma şansımız yok. Biz ana kovanın bulunduğu yere anayı bırakıp tarlacıları oraya uçurtuyoruz. Sen tarlacıları oraya uçurtturup oraya yeni ana koyuyorsun. Şimdi yeni anayı kesmesini beklerken eski anayı kesiyor. Çünkü eski ana oradan oraya uçtuğuna göre yumurtayı kesmiş zaten. Yani sen bu kovana getiri düzenini bozduğun için ana beslenemeyip yumurtayı kesmiş olabilir. Uçar pozisyona geçmiştir. Uçar pozisyona geçip kovana geçiyordur. Tekrar beslenemediği için uçar pozisyondan tekrar yumurtlar pozisyona geçemiyordur. Tamam. Yumurtlar pozisyona geçemediği için bu sefer tarlacılar sen niye yumurtlamıyorsun diyor olabilirler. Tarlacı çok olduğu için genç arı olmadığı için genç arı sütü bol ürettiği için ana arı bol süt alamıyor. Tarlacılar tarla işini halletmeye çalışıyorlar orada. Tamam. Peki bu B kovanındaki ana arı oğul duygusu olur mu? Yani oğul vermeye çalışırken aslında yanlış... Niye oraya geldi? Niye oraya gidiyor işte... O da enteresan. Oğul duygusuna bakamazsın ki, oğulluk bir olay yok ki. Oğul duygusunu oluşturan şey kuşkanın sıkışık olması. Ortada kuşku yok ki sıkışıklığı. O kovan iki kere, üç kere o kovana girmesine... Eski kovanın kokuya göre gidiyor olabilir. Aile kokusuna göre gidiyor olabilir. Bunu anar mı gidiyor yoksa tarlacılar mı getiriyor? Anar gidiyor. Anar gidiyor. Anar oraya gidince öbürler de peynir gidiyor. Yani anar ve tarlacıların gittiği yere gitmek mecburiyeti. Ama tarlacılar da ana arının gittiği yere gitmek mecburiyetinde. Yani ikisinin de mecburiyeti alakasında karar verilecek bir şey. Niye oğul kokusuna oğul geliyor? Ana kokusunu bastırdığı için tarlacılar diyor ki anamız burada oraya gidiyorlar.
Ana da bakıyor ki buradan bütün kadro oraya gidiyor, o da peşleri oraya geliyor mecbur. Peki bu B kovanındaki ana zırt zırt oraya gidecekse, öbürü de çıktı, iki tane içeride, birini kesecekler mecbur. Kesmezler. Yani olmasını beklediğimiz bir şey değil ama kesmediği pozisyonlarla da karşılaşıyoruz. Ama genel itibariyle yumurtaya kazanır. Kazanır. Çözdün mü olayı? Çözdüm. Tamam. Bölme ısınmış, dört kapalı bir söz ama bu hala dört kapalı bir şey. Benim taktiğim bu abi. Niye? Kaç lan? Bir kovandan 7 bölme oldu. 7 bölme mi? He.